Herkese merhabalar sevgili takipçilerimiz. Annemin kanalında şu anda tabii ki de ben varım. Neden diyeceksiniz? Kahvaltıya geldim. Aslında beraber hazırlayalım, kahvaltı yapalım diye anneme haber verdim. Lakin annem yine erkenci. Yapacağını yapmış, bana çok güzel bir sofra hazırlamış, çok güzel bir kahvaltı hazırlamış. Birlikte kahvaltımızı yaptık. Şimdi çay sohbetimiz var. Çayımızı içiyoruz, sohbet ediyoruz. Ülkemizde yaşanan büyük sorunlar var, yangınlar. Biliyorsunuz ki bu konuda hepimizin içi yanıyor. Ama elden ne gelir? Devletimizden bu konuda da inşallah yardım beklemekteyiz. Allah yardımcımız olsun, Allah bir daha bu günleri yaşatmasın. İnşallah tekrarı olmaz diyerek hayat devam ediyor ne yazık ki. Yaşantımızda kaldığımız yerden devam etmek zorumuzu içtik. Annem kamerayı bana verdi, onu göstermiyorum. Rehin aldım kamerayı, ben dedim çıkacağım. İstiyorsan kahve yaparım kızım. Ben yaparım anneciğim, sen niye yapıyorsun? Sağ ol, Allah. Şimdi buradan biraz merkeze doğru, Ordu'nun merkezine geçeceğim, işlerim var. O yüzden sabahımı annemle geçirmek istedim. Kahvemizi de içeriz, sonra ben giderim. Defne de burada, kahvaltı yapıyoruz. Annem çok güzel bir kek hazırlamış, bayıldım. Sufle kek. Sufle kek, tarifinde zaten mutlaka gösteriyordur, veriyordur. Sizler de yapın, deneyin. Hiç pişman olmayacaksınız. Bugün tarifi veremedim, biraz zaman kısıtlı olduğu için. Yaparken göstermedin mi? Sadece fırından çıkınca gösterdim. Ama yorumlara isteyen olursa sabitleyebilirim. Evet. O zaman ne diyoruz? Yorumlara tarifi isterseniz koyabilirsiniz. İstiyoruz diye tikler. Biz de cevap yazarız. Şimdilik benden bu kadar. Yine geleceğim. Fırsat bulduğum sürece zaten katılacağım ben de. Bundan sonraki süreçte biraz rahatlayınca ben sürekli zaten artık ev gezmeleri olacak. Çalışmayı bir süre düşünmediğim için biraz ailemle vakit geçirmeyi tercih ediyorum. Hepinizi kucak dolusu öpüyorum. Sizi çok seviyoruz. Lütfen takip edin, yorum atın, beğenin. Desteklerinizi bekliyoruz. Gelişmelerden haberdar edeceğiz sizi. Hoşçakalın. Evet, şu anda bu meşhur keki gösteriyorum ve afiyetle biz diyoruz. Mutlaka deneyin. Harika olmuş. Bayıldım. Hafif ıslak içi değil mi? Çok kuru değil. Harika arkadaşlar. Denemelisiniz. 3 yumurta, 1 bardak şeker, 1 bardak süt, 1 bardak yoğurt. Hepsi oda sıcaklığında olması gerekiyor. Yumurtayla evet. Şekeri çırpıyorsunuz. Diğer malzemeleri koyup çırpıyorsunuz. Ondan sonra içine A101'den çikolata, sufle, sıvı, pasta üzerine, muhallebi üzerine koyulan sıvıdan aldım. İsmini şu anda hatırlamıyorum. Paket bitti, attım. Yani bir sıvı şekilde bir sarelle diyelim. Evinizde sarelle varsa sarelle de koyabilirsiniz. Süper. 2 paket kabartma tozu, vanilya, 1 bardak da zeytinyağı. Defne. 2 bardak da un. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Bu kadar. Bayıldım. Yalnız kek kalıbınızın yapışmaması için ben tereyağı sürdüm fırça yardımıyla. Buzdolabında biraz beklettikten sonra kek harcını döktüm. Isıtılmış fırına verdim. Soğuk fırına vermedim. 180 derecede yarım saat. İçinde sufle olduğu için hemen pişmiyor. Pişmiyor. O yüzden fırını alt üstü kapatıp altını açtım. Çektirdim. Sufle olduğu için. Detayları yorumlara yazarsanız cevaplandıracağız arkadaşlar. Yine öpüyoruz. Yapacak olan kardeşlerimin ellerine sağlık. Merhabalar, selamun aleyküm. Canlarım, kanalıma, evime, yuvama hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kahvaltı hazırlığından sonra kızım ve torunum bizdelerdi. Kızımın işi vardı, dışarıya çıktı. Buraları toparladı, sildi, süpürdü. Ocakta anne dedi kızartma yapmışsın dedi, orayı bir sileyim dedi. Ocağını sildi, tezgahı sildi, tereyağın kapaklarını sildi, evi süpürdü. Yerleri sildi derken işlerimi, gücümü de yaptı. Gitti. Kızımı yolcu ettim. Şimdi torunumla beraber oturuyoruz evde arkadaşlar.
Sizler nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Rabbim iyiliğinizi, güzelliğinizi, sağlığınızı daim etsin. Allah hep iyi insanlarla karşılaştırsın. Kötü insanları hayatımızdan alsın götürsün. Hep bir duayı etmişimdir arkadaşlar. Allah hayırlısını versin. Her zaman aynı duayı sizler de ettiğimi biliyorsunuz. Ettiğim duaların karşılığında da Rabbim sesimizi duyuyor. Her şeyin hayırlısını bizlere veriyor canlarım. Allah'a her zaman şükrediyorum. Kızım benim, yani bir tanecik bir kızım var. Geldiği zaman da ben mutlu oluyorum. Ne kadar da nefesim dar da olsa kalkıp da onlara hizmet etmekten mutluluk duyuyorum. Ben öyle, karakterim öyle. Ben yorulayım hastası ama çocuklarım yorulmasın. Bana demişti, anne ben hazırlarım kahvaltıyı, sen bir şey yapma dedi. Ama benim canım rahat eder mi? Gene kalktım. Genelde hep yatarak geçiyor zamanım. Şu nefesimin bir normale döndüğü günleri bir görseydim. Allah inşallah tedavi sonucunda onu da göreceğiz hep birlikte. Gene içi rahat etmedi. Dediğim gibi her yeri sildi, süpürdü, temizledi. Ne de olsa kız evladı, insanın sağ kolu, canı, ciğeri, kanı, evlat ne günler için lazım? Bugünler için lazım. Allah hayırlı kaderler versin. Rabbim hayırlıysa getirsin, hayırsızsa bir an evvel kendisine, evine, çocuğuna zarar vermeden alsın götürsün. Biliyorsunuz kızımın bir evlilik geçirdi kızım. Geçirmiş olduğu evlilikte biraz ilk eşi çok sinirliydi, agresifti. Aile hayatına çok önem veriyordu. Dışarıda gezmeyi, dışarıda yemek yemeyi sevmiyordu. Kızımın isteği olsa bile biraz eli sıkıydı, yani cimriydi. O yüzden kızım ayrıldı. Bir de ufak tefek şiddet olayları da vardı. O yüzden ayrıldı. Biz de tabii ki kızımızı ben çile çeksin diye doğurmuyorum. Her anne öyledir. Çocuğu mutlu olduğu zaman anneler de mutlu olur. Hepimiz öyleyiz. Sizlerin de vardır evladı. Çocuğumun gözünde bir gözyaşı gördüğüm zaman biz yapamıyoruz arkadaşlar. Hiçbirimiz yapamayız da. Evladım mutlu olsun. Benim yani dünyalar benim oluyor o zaman. Ben de mutlu oluyorum. Yavrularımıza Allah hayırlı kaderler yazsın. İşte o yüzden sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yiyor. Benim kızım da öyle. Hemen karar veremiyor yani. Bayağı bir karar vermesi için tanıma aşamasından geçmesi gerekiyor. Şu anda tanıma aşamasındaydı. Bilmiyorum, olacak diye de zannetmiyorum. Nasipse olsun, nasip değilse gitsin. Daha henüz iş resmiyete dönüşmedi. Sadece tanışma evresi. Yani bir çocuk kendi kendine bir evlilik teklifi yaptı ama o kabul değil tabii ki, o kendi arasında yapmış oldu. Aileler resmi olarak bir araya gelmedik. Olursa olur, olmazsa da olmaz. Kaderde yapılacak bir şey yok. Nasipse olsun, benim kızımın huzurunu kaçıracaksa, çocuğumun rahatını, huzurunu kaçırıp da evinde mutsuz edecekse de olmasın. Dünya malı dünyada kalır. Önemli olan saadet, mutluluk, geleceğini görmek. Benim kızım o tabii ki 30'lu yaşlarda olduğu için olgun yaşta, biz ona bırakıyoruz. İyice ölsün, tatsın, anlaşabilirse olur, anlaşamasa da olamaz. İkinci defa yapacağı evlilikte çok çok dikkat etmesi gerekiyor. İki defa evlilik, birincide neyse ne ama ikincide ayrıldı kelimesini biz de duymak istemiyoruz. Yani eğer olmayacaksa da yol yakınken bir an evvel bitsin, hepimiz isteriz yani. Ama olacaksa da tabii ki kaderin önüne de geçilmez. Hayırlısı olsun diyelim. Bir kızı var evde, 12 yaşında benim torunum. Yani büyüdü sayılır. Onun, çocuğumun hiç kimseye zararı yok. Zaten ben elimden geldiği kadar torunuma bakıyorum. Babası da ilgileniyor. Hafta sonları da babası ilgileniyor. Ben şimdi çocuğumla beraber yalnız kalınca hayaller kuruyorum. İlk evliliğinde keşke şiddet olmasaydı, eli sıkı olmasaydı, kızımı bir dediğini iki etseydi, değerini bilseydi, sinirli olmasaydı, agresif olmasaydı benim kızım bugün ilk evliliğini sürdürüyor olacaktı. Ama bu dediğim karakterler olduğu için kızım da yapamadı. Zaten benim kızım sinirliyle asla yapamaz. O yüzden alacağı kişinin sinirli olmaması, agresif olmaması gerekiyor. Benim kızım da sakin bir yaratılıştadır. Huyuna gittiğin zaman melek gibidir. Tabii ki herkes huyuna gittiğin zaman melek gibidir. Çok sabreder, çok şans verir. Asla ve asla sinirlenmez.
sıkı sıkı takip eder. Olursa olur der, olmasa olmaz der. Kararı verecek olan o zaten. Sinirliyse eğer, yani belli bir işi yoksa, gelirini doğru dürüst yoldan kazanmıyorsa, o da önemli zaten. Dünyalar onun olsa hiç mi hiç önemi yok. Önümüzde bir kızımız var bizim. Kızınıza da babalık yapacak bir karakterdeyse tabii ki, eğer yapamayacaksa, benim kızım onu tespit eder. Ona da hadi sana güle güle der yani. Der. Şu anda beklemedeyiz dediğim gibi. Hepimiz bekliyoruz, olacak mı olmayacak mı diye. Olursa da olur, olmazsa da olmaz. Yapacak bir şey yok. Önemli olan ikinci kez ayrıldı denilmemesi. Allah korusun. Olacaksa da arada hiç resmiyet yokken de olsun, ayrılsın. Tabii ki herkes anlaşa alacak. Kuyunu suyunu bile bile alacak. Biraz ölçecek, tartacak. Bir arada konuşacak. Kuyu suyu öyle kolay kolay öğrenilmiyor. Biliyorsunuz siz de arkadaşlar. Ne eşlerimiz var ki yıllarca yanımızda, da bazen eşlerini tanımayanlar bile var. Benim eşim de böyle yaptı, hiç olmazdım diyenler de var. O yüzden hayat bir tecrübe, hayat bir sınav. İyice tanıması için biz de kızımıza fırsat verdik. Sonucunu sizlerle hep birlikte göreceğiz. Ben isterdim ki kızım ilk evliliği Defne'nin babasıyla beraber evliliğini kızının hatırına, Defne'nin hatırına sürdürsün. Damadımın eli açık olmasını, kızımın değerini bilmesini, sinirli olmamasını, kızımı bir dediğini iki etmesini çok isterdim. Ama bunlar maalesef olmayınca oradan da ümit yok. Yok ama Defne'nin hatırı için, tabii ki babası olduğu için, eski günler geliyor böyle aklıma. Yani eski günlerde giderdim kızımın evine. Bizim görmediğimiz perde arkası varmış meğersem. Kızım bizden hep saklamış. Sonunda itiraf etmek zorunda kaldı. Beraber damadım taşırdı. 10 parmağının 10'unda da poşetler vardı. Evleri 5. kat asansörlü olduğu için. Evine taşırdı. Her dediğini alırdı. Ama işte gücü demek ki hepsine yetmiyordu ki kızımın isteklerinin hepsini karşılayamadı. Kızım da öyle fazla büyük bir şey istemez zaten. İstediği dışarıda yiyelim içelim. Bazen yoruluyordu tabii ki, hepimizin hakkı dışarıda yiyip içmek. Her gün evde de yemek çekilmiyor. Hadi gel, yemek yoksa evde hadi gel Ezgi sen de dışarıda yemek yiyelim deseydi, onunla beraber onun her bir dediğini iki etmeseydi, sabretseydi, sinesine çekseydi. Benim kızımın Allah korusun kötü bir alışkanlığı da yok ki. Dayanılmayacak, çekilmeyecek bir karakteri de yok. Herkes bilir zaten, uyumludur, sakindir. Ama sinirli insana benim gibi o da sabredemez. O yüzden beraber olacağı kişinin sinirli olmaması gerekiyor. Gayet sakin olması gerekiyor. Gelirini doğru yoldan, dürüst yoldan kazanması gerekiyor. Bizim kurallarımızda doğruluk önde, dürüstlük önde biliyorsunuz. Allah helal kazanç versin. Allah yanlış yollara saptırmasın. Allah doğru yollardan ayırmasın. Diyorum, her zaman dua ediyorum. O olursa da olur, olmasa da olmaz. Önemli olan kızımın fazla zarara girmeden, tez vakit kendini cehenneme atmadan bitirmesi. Yani ikinci kez şansı olduğu için çok 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 iyi düşünmesi gerekiyor. İkinci evliliği yapacak olanlara da benim bu konuşmalarımda tavsiye olur. Yoksa dönüşü olmayan bir yola girerse mecburen katlanmak zorunda kalır. Kendi de yıpranır, çocuğu da yıpranır. Bir kızımız var, torunumuz var. Çocuğum huzursuz niye olsun? Allah korusun. Evinde, ocağında benim kızımın yanına girecek olan kişi benim kızımı da sevecek, değer verecek. Kızına da sevecek, değer verecek. Babalık yapacak yerine göre, babalık yerine göre abilik yapacak. Yani bu yönden diyorum ki, Defne'm de geldi kızım benim. Oy. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizlere soracak olsunuz, bizler çok çok iyiyiz. İşte anneannem vlog çekiyormuş. Ben de geleyim dedim anneannemin yanına. Benim çocuğumu, Defne'mi mutlu ederse eğer, babalık yaparsa, yerinde abilik, yerinde babalık yaparsa amenna. Olursa olur, olmazsa olmaz. Kaybedeceğimiz bir şey yok. Kalplerimi de gönderiyorum. Hepinizi kocaman öpüyorum. Anneannem sohbet etsin, ben de içeri gideyim. Öpüyorum size. Görüşürüz. Kızım dedim, ben sohbet etmeye gidiyorum, bye bye. İçeriye dedim. Videomuza devam edelim dedim, atalım dedim. Biliyorsunuz dün video atamadım. Herhalde anlamışsınız, mesaj gelmedi.
Şükran ablam kendini herhalde iyi hissetmedi. Nefesi dar. O yüzden atamadı demiştirsiniz. Aynen de öyle arkadaşlar. Video atamadım işte. Şimdi atacağım. Allah izin verirse bu videoyu kahvaltı bloğuyla kızımın sohbetiyle beraber sizlere yayınlayacağım. Öyle. Benim yani bakıyorum da ne yani yüzüne bakılmayacak insan. Gerçi Allah'ın yarattığı da şansın kaderin kimsede olduğu belli olmuyor. Güzellerin şansı olmaz deniliyor ya, gerçekten doğru. Yani Allah adama çirkin şansı versin diyelim gene de. Yani benim istediğim gönlümde yatan damat adayı şöyle. Belli olgun bir yaşta olacak benim. Kızımdan en aşağı 7 yaş büyük olması lazım. Ve kızımın bir dediğini iki etmeyecek. Tabii ki gücü nispetinde. Nasıl ki benim bir dediğimi iki etmiyor eşim. Borç yapıyor, harç yapıyor, ödüyoruz, ediyoruz. Yine bir dediğim oluyor ya. O da öyle olacak. Kızımın bir dediğini iki etmeyecek. Düzgün, mütevazi bir evi olacak. Her şeyden önce benim gönlümde yatan damat adayının kendini başını sokacak bir evi olsun çok isterim. Olmazsa da yapacak bir şey yok. Kader derim, sineme çekerim. Kira vermesi çok zor. Kendim 8 yıl kira verdim. Yani kızımın da kendine ait eşinin bir evi olması, yaşanacak şekilde olması, önce huzur, sonra sağlık, sonra da gelirinin biraz yüksek olması gerekiyor ki kızımın isteklerine rahatlıkla karşılık versin. Biz çocuklarımıza yokluk çektirmedik. Evlenince yokluk gördüğü zaman üzülüyorlar. O yüzden gene de geçinebileceği kadar bir şey olmalı yani geliri olmalı. Kızımıza sahip çıkmalı. Defnem büyüdü benim. Yani onun da büyümüş bir çocuğu olabilir. Yani yaşı küçük olmamalı. Çünkü benim kızım işi bırakıp da çocuk bakacak kadar aile ortamında büyümedi. Hep çalıştı. Alışkın değil yani öyle ev kadınlığına sürekli çalıştığı için. Kendi çocuğunu bile biz büyüttük ki almış olduğu kişinin çocuğunun da büyük olması gerekir. O arada sorun yaratır. Yani ileride hadi bir gün iki gün sevmelik başka, bakma başka. Bir çocuğun şeyini almak gerçekten çok zor. Bir çocuğun nasıl diyeyim size bakımını üstlenmek, onu sahiplenmek gerçekten çok zor. Adı ne de olsa üvey anne oluyor. Herhangi bir kaza olsa yani kız üvey annenin üstüne kalır. Ne kadar da iyi davransan kimse inanmaz. Sonuçta üvey anne. Ama ben isterim ki bizim bir tane kızımız var. Evleneceği kişinin hiç çocuğu olmasın. Benim kızım rahat yaşasın. Olsun çocuğu da uzakta olsun. Benim kızıma yük olmasın. Büyük olsun. Büyük olabilirler. Gelirler giderler. Kızımın evinde yatabilirler, kalkabilirler. Kızıma muhtaç olmasın. Yani bakıma muhtaç kimse olmasın. Benim çocuğum yapamaz. O yüzden sıkıntıya gelemiyor. Ben böyle isterim. Benim gönlümden geçen bu. Her anne gibi ben de evladımın yapacağı evlilikteki ben içini okuyorum zaten. Evladımınla ne karakterde olduğunu bildiğim için kendini zorlamasın. Eğer zorlarsa kendini psikolojisi bozulur. Bakarsınız birdenbire çöküvermiş, hastalıklar başına binivermiş. Aile ortamında çok kalmaya gelemez benim kızım. Sıkıntıya gelemez. Rahat yaşamaya alışmış. Gezmeye alışmış. Tozmaya alışmış. Yani öyle bir sıkı fıkı bir aile hayatı olan bir erkekle de yapamaz. Sıkıntıya gelemez yani. Ben kızımı kendim bile sıkmıyorum. Gel demiyorum. Gel kızım gel bana sürekli desem benden de sıkılır. Çocuklar içinden gelecek de gelecek annesine. Tabii ki bizi seviyor. Saygısı da var. Geldiği zaman benim elim ayağım, evimi barkımı siliyor, topluyor, temizliyor. Allah razı olsun. Allah'ım hayırlı kaderler yazsın evlatlarımıza. Kız evladı ne de olsa anneye düşkün olur. Hani demek istediğim gönlümden geçen damat adayı bu. Yani benim gönlümden geçen bu. Oturaklı olsun, sakin olsun, sinirli olmasın. Başını sokacak bir evi olsun. Kira vermesin. Ben 8 ev değiştirdim kiralarda. Her tarafım kırıldı. Taşınacağım diye neler çektim. Eskiden öyle şeyler de yoktu. Eve gelip de eşyayı götürüyorlar, alıyorlar, asansörle çıkıyorlar. Hep sırtlarımızla taşıdık taşınırken. Kendimiz de yardımcı olduk. Birlikte taşıdık. Taşıyıcılarla birlikte eşi evimizi. Yani bu sıkıntıları ben evladım çeksin istemem. Siz de istemezsiniz. Evladınızı hayırlı yere vermek istersiniz. Ama diyeceksiniz ki hep evi olanlar mı evlenir? Ya gençlikte ev olmuyor zaten. Ya ev çalıştıkça olur, çaba gösterdikçe olur.
Yani ev de önemli değil. Kirayı verecek kadar bir gücü olsun, geliri olsun, sabit bir geliri, o da olabilir. İlla ki ev olsun diye de diretmiyorum. Ama gönlümden geçen bu diyorum. Ben çok çektim kiralarda. Evladım da çekmesini isterim. Öyle işte, bir kız annesi olarak sizlere bugün içimi döktüm. Kızımla ilgili olan duygularımı sizlerle paylaştım. Yani üzülmek istemiyorum. Geçmişte yaşadığı günleri tekrar yaşamak istemiyorum. Allah hayırlısını versin, hayırsızsa gitsin derim. Ben diyorum kızıma, ver mesela, hani bu iş oldu, olmadı, gel benimle dur diyorum. Arka odayı veririm sana, bir oda senin, bir oda benim derken evi paylaşırız. Biz ne yiyip ne içiyorsak sen de onu yer içersin. Ama kızım diyor ki, anne ben yapamam. İster olsun ister olmasın bu işim diyor. Ben diyor yani kendim öyle alışmışım, kendi ayaklarımın üstünde evimi geçindiririm diyor. Gene diyor işime devam ederim diyor. İşimi sürdürürüm diyor, çocuğuma bakarım diyor. Çocuğuma sen de yardımcı olursun biliyorum zaten diyor. Yani ben elimden geldiği kadar, ben tabii ki torunumu ben büyüttüm. Hala da büyütmeye hazırım. Yani ben çocuklarım sıkıntı çeksin istemiyorum. Ben çocuklarım ağlasın diye doğurmadım. Benim çocuklarım mutlu olmaya layık. Benim kızım mutlu olmaya layık. Her çocuklar mutlu olmaya layık. Hepimizin çocukları layık. Hiç kim bir anne evladının mutsuz olmasını istemez. Kendi adıma konuşmuyorum. Hep sizlerin de niyetini biliyorum. Hepimiz bir anneyiz sonuçta. Evlatlarımız ne kadar mutlu olursa bizler de mutlu oluruz. Evlatlarımız mutsuz olursa bizler de mutsuz oluruz. Oturur ağlarız, düşünürüz. Niye böyle oldu deriz. Allah'a dua ederiz. Dualarımızda Allah bizim dualarımızın karşılığını inşallah günün birinde verir. O zaman bu sohbeti burada keseyim. Hayırlıysa gelsin, hayırsızsa gitsin inşallah. Kaybedecek bir şey yok. Şurada 1-2 aylık bir konu zaten. Yani kaybedeceği hiçbir şey de yok kızımın. Denedim, olmadı da diyebilir. Yani iyi oldu da evleneceğim de diyebilir. Bilemiyorum artık karar kızımın. Ben karışmak da istemiyorum. Ona bıraktım kararını. Kendi nasıl istiyorsa öyle olur. Benim kızıma ben güveniyorum zaten. Pişman olacağı hiçbir şeye kalkışmaz. Her şeyi takip eder, sonucunu bekler. Bir kere affeder, iki kere affeder, üç kere affeder ama dördüncüde daha affetme şansı yoktur. Asla. Asla. Benim kızımla evlenen kişi sesini yükseltmeyecek. Kızımla kavga ortamına girmeyecek. Benim eşim, ben bu kadar evde görüyorsunuz, hiçbir şeyi eksik yapmamaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadar evimde saçımı süpürge ediyorum. Evlatlarım, eşim, evim. Aman ihmal etmek istemiyorum. Bütün zamanımı, enerjimi evime, eşime, çocuklarıma harcıyorum. Bana böyle ağzının içinden bir laf dese bana, benim bile gücüme gidiyor. Giden ata vurulur mu? At gidiyor çünkü. Gitmeyen ata vurulur kamçı. Olur, hepimizin yani bir kusuru olabilir. Hiç kimse dört dörtlük değil. Ama şöyle diyeceğim yine. Bir affedilecek kusurlar var, bir de affedilmeyecek kusurlar var. O yüzden diyorum ki çok 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 dikkat edilmesi lazım kız evlatlarımız, evleneceği kişiye. Eğer kayda değer sizi üzecek bir suç olursa kesinlikle dönme şansı vermeyin, hemen bitirin. Hayatınızı zindan etmeyin, kendinizi ateşe atmayın derim. Ateş deyince de aklıma geldi. Türkiye'mizde ormanlarımız yanıyor. Her gün gündemde bir olay var. Her gün ölen hayvanlarımız var, insanlarımız var. O kadar üzülüyorum ki. O hayvanları gördükçe ciğerim parçalanıyor. Haberleri izledim akşam ilk defa olarak. Gözlerimden yaşlar döküldü. Cayır cayır yanan hayvanları, insanları. Allah'ım, Allah'ım bunu yapanların ocağına ateş düşür. Herkese ettiğini çektir ya Rabbi. Kötülük yaparsanız kötülük bulursunuz. Bir yerlere gelebilmek için, Türkiye'yi karalamak için, Türkiye'yi karıştırmak için uğraşanlar, vatan hainleri, her kim yaptıysa Allah'ım ocağına ateş düşürsün. Rabbim herkesin cezasını versin. Günün birinde verir zaten. Bu eller, o ya ormanları yakan eller. Hep diyordum ki köy evi, orman gibi yerde durayım. Artık gözüm de korktu köyden möyden. Allah'ım göstermesin gene de. Gene olunca şehirde de oluyor ama köylere ulaşılması ücra yerler, zor zor söndürülüyor. Rabbim rahmet yağdırsın, bir an evvel sönsün. Allah'ım bu cayır cayır bu güneşli günlerde eğer
eli böyle vatanımıza hainlik düşünüp de Türkiye'mizi karıştırmak için yapılan bu eylemlere Allah'ım herkesin cezasını versin ya Rabbi. Bu sıcaklara dayanamıyoruz. Bir de orman yangınları çıktı. Çok üzülüyorum arkadaşlar. Nefesimi tetikliyor. Her zaman da sizlere uzun uzasıya gündeme de getirmek istemiyorum. Üzülüyorum. Televizyonlara bile açmak istemiyorum haberleri. Bakmak istemiyorum daha doğrusu. Kendi moralimi bozmayayım diye. Elimizden gelen bir şey yok. Tek elimizden gelen Allah'ıma dua etmek, yardım istemek, rahmet yağdırmak, mübarek bu yani sıcaklarda, bu havalarda, bu cayır cayır Temmuz, Ağustos aylarında mübarek rahmanıyla beraber Allah'ım bereket yağdırsın. Türkiye'mizi yakanlara fırsat vermesin. Rabbim yangınlarımızı söndürsün. Allah'ım tekrarını yaşatmasın. Allah'tan tek dileğim o. Eden bulur arkadaşlar. Her kim kötülük düşünüyorsa Rabbim günün birinde herkesin düşündüğü kötülüğü kendi başına verir. Bugünkü konuşmamı da burada tamamladım. Biraz sonra pancar çorbası yapacağım. Yanına da bir makarna yapayım diyorum. Evde kayınvalidemin orada fındık bahçesinde eşim toplarken oradan bana şey getirmiş, pancar getirmiş. Pancarla beraber evde haşlanmış fasulyem var devin dondurucu. Onunla beraber pişireceğim. Sizlerle de paylaşacağım yaptığım yemekleri. Bugün böyle canım çekti. Uzun zaman oldu. Yazın pancar çorbası da güzel oluyor. Gerçekten seviyoruz biz. Yaz kış her zaman yeriz. Fazla sıcak olmamak kaydıyla. Ama gene de sulu yemek aranıyor. Yani devamlı hamur işleri, zeytinyağlı yemekler gerçekten insanı ağır tutuyor. Böbrekler yağ bağlıyor. Yani zararlı diyelim yağlı yemekler. Daha sağlıklı kara lahana çorbası. Biz seviyoruz. Aile olarak da seviyoruz. Büyük bir tencere yapacağım. O tencerede gider gelir yeriz. Öyle işte arkadaşlar. Ben kızımın daima arkasındayım. Kızımla başladım. Kızımla bitirmek istiyorum. Bu bir deneme süreciydi. Ortada ciddi bir şey yok. Söz yok, nişan yok, nikah yok. O yüzden hala tanıma evresinde. Olursa sevinirim. İyi çıkarsa, kızımın takdir ettiği bir evlilik olursa gerçekten kızımın yuva kurmasını. Çünkü kızım aile ortamında yaşamayı çok seviyor. İstediği gibi de birini bulamayınca ayrılalı 4 yıl oldu. 4 yıldır kimseye tercih yapmadı. Tabii ki gönlünün coştuğu da oldu, istediği de oldu. Biraz yaklaştı ama gerçek huyunu görünce vazgeçti. O yüzden diyorum ki kızımın gönlüne girmek isteyen benim bu videomu iyice dinlesin. Benim kızımın karakteri bu. Ona göre yaklaşsın. Benim kızım sıkıntıya gelemez. Benim kızım biz çocuk bile büyütmedi. Ben kendim büyüttüm. Tabii ki severse eşini çocuğu da olabilir, bakabilir ama bunalıma girer. Uzun sürmez evde mutsuzluklar başlar. O yüzden büyük çocuğu olmasında da yarar var bence. Ben yani o yüzden söylüyorum. Sıkıntıya gelemez benim kızım. Sevmesine çok sever ama uzun vadeli olarak bakamaz. Demek istediğim bunlar. Bizim çocuğumuz zaten büyüdü, büyüttük Allah'ın izniyle. Çok şükür ya Rabbi. Allah hayırlısını versin. Hayırlıysa olsun, hayırsızsa gitsin diyelim. Hep beraber bugünkü videomu burada kapatıyorum. Beni izleyip destek verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Bu da bir kızımın hayatıyla ilgili bir konuşma oldu. Mal, mülk, para hiç mi hiç önemli yok. Önemli olan değer bilmesi. Paranın ne önemi var? Mühim olan insanlık. İnsanlık arkadaşlar. İnsanlık. İnsan olsun, evini geçindirecek kadar parası olsun. Kızımın değerini bilsin. Evin ev ortamına hasret olsun, huzur olsun. Gezmeyi seven, dışarıda yiyip içmeyi seven, asla eli sıkı olmayan, eli bol olan, yani gönlü bol olan, elinde ne varsa parayı değerlendirmesini bilen, parayı çok saklayıp da yani mezara götürmeye çalışan insanlara diyorum bunu. Paranın hiçbir önemi yok. Önemli olan sevdiğinizin, hanımızın dediğini yapmak, onu mutlu etmek, onun isteğini yerine getirmek, yorulduğu yere han olmak, evde yorgunsun hadi gel dışarıda yiyelim desin. Ezgi sana bir kıyafet alalım hadi gel kıyafet beğen desin. Ezgi'nin değerini bilsin. Bir dediğini iki etmesin gücünün nispetinde tabii ki. Olursa o gücü olursa tabii ki ama gücünün nispetinde gene de Ezgi'nin dediğini yapmaya çalışsın. Aile ortamı da önemli bizler için. Ailesi de öyle bir artı bizim ve kızımın değerini bilsin. Aileler iyi anlaşsın.
Yani ben de böyle isterim. Allah gönlümüze göre versin. Olursa olur kaderde, olmazsa olmaz. Kader, kader bu. Yapılacak hiçbir şey yok. Ben kızımı yani bir şeyden kaçar gibi, yağmurdan kaçar gibi evlilik yap, evlenmiş olabilmek için evlendiğini de asla ve asla istemem. Önemli olan yapacağı bu evlilikte istediği gibi biri olmalı. Sinirli olmamalı, agresif olmamalı, ayağa bağlı olmamalı. Kızımı gezdirecek, kızıma hayat yaşatacak. İlk evliliğinde yaşayamadıklarını yaşamalı. Ben ilk evliliğinde mutlu biliyordum. Gittiğim zaman damadım eli kolu dolu geliyordu. Ezgi yemek yapıyordu eve, yapmıyor değil. Çeşit çeşit bir yaptı mı eve dünyaları yapar şuraya. Ama bazen de benim kızım her bayan gibi yapmak istemiyor. Aa, o zaman diyecek ki tamam hayatım yapma, hadi gel dışarıda yiyelim, birlikte yiyelim. Cebinde akrep olmayacak. Kızımı tatillere götürecek. Benim kızım bir kere tatil görmedi. Biz kızımızı yani elimizden geldiği kadar bekarlığında gezdirdik, tozdurduk. Yani baba evine geri baktırmayacak. Baba evine iyi ki de babamın evinde niye ben evlenmişim, bu hayat bana göre değil demeyecek. Yaşadığı hayattan mutlu olacak. İnsan mutluysa sağlıklıdır. O yüzden diyorum ki mutlu olduğunuz yerde Allah sizleri mutlu kılsın, mutluluğunuzu daim etsin. Rabbim aile huzursuzluğu vermesin, eşinize, çocuklarınıza bağışlasın. Allah'ım hepinizden razı olsun. Allah dualarımı da kabul etsin. Bir annenin serdenişiydi yani. Annenin serdenişi. Bu videomu da kızım üzerine olsun istedim. Her anne gibi ben de kızımı boynu bükük istemem. Defne'yi özellikle dışlayan bir ailemize girecek olan damadın dışlamasını asla istemem. Ezgi'yi fetheden Defne'yi fethetmesi lazım. Defne'yi sahiplenmesi lazım. Defne'yi kendi evladı gibi bilmesi lazım. Yani Defne'ye bir abi gibi değil bir baba gibi davranması lazım. Benim kızım da tabii ki Defne yaşında evlendiği kişinin çocuğu olsa zaten ben kızıma gözüm kapalı güvenirim. Çok merhametlidir, çok sadakatlidir. Küçük olduğu zaman biraz zorluk çeker, bunalıma girer diye diyorum. Kızım tamam sevme başka, bakmak başka. Bir çocuğun sorumluluğunu almak başka. Yani kolay değil bir çocuğun sorumluluğunu, altı bezli olduğu sorumluluğunu. Bir gün bakarsın, iki gün bakarsın, üçüncü gün bunalıma girersin. Hele hele de işten çıkıp da. O yüzden her kadın ayakları üstünde durmalı, çalışmalı. Bir erkeğin eline muhtaç olmamalı. Keşke bu benim aklım gençliğimde de olsaydı, kendimi emekli edebilseydim. Şu anda ben emekli olmuştum, rahat geçiniyordum. Yine de Allah'ıma şükürler olsun. Allah bana eşimi verdi, eşimin emekli maaşı var. Yani çok o yönden şanslıyım. Kimseye de muhtaç değiliz. Muannete muhtaç Allah hiç kimseyi etmesin, sizleri de bizleri de. Hepinizi çok seviyorum. Sağ olun, var olun. Beni izleyip destek verdiğiniz için hepinizden Allah razı olsun. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Dostça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Konuşmadan sonra yemeklerimi yaptım arkadaşlar. Difrizde dondurulmuş fasulyem vardı. Şöyle gördüğünüz gibi pancar çorbası yaptım. Kocaman bir tencere. Biz seviyoruz pancar çorbasını. Yazın da yeniliyor, kışın da yeniliyor. Gördüğünüz gibi eşim pancar getirmişti. Fındık bahçesinden toplamış. Eltim yapmış herhalde bu pancarı. Eltim dikmiş. Eltim de topla topla demiş. Al demiş İzzet'e. İzzet de toplamış. Makarna var burada da. Makarna yaptım. Kahvaltımızı da yaptık. Yemeğimi de hazırladım. Allah'a çok şükür olsun. Allah olmayanlara da versin. Yaparsam yanına da bir de köfte yaparım makarnanın üstüne. Yani bugünümüze şükür olsun. Allah hiç kimseye evinde darlık, sıkıntı vermesin. Allah bereket versin. Evet, kapısını açıp bırakmayın.